Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Bugünkü durağımız sizler için Silivri. 10 yıldır yaşlılarımıza hizmet veren Akçil Kardeşler Silivri Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zeynep Kurtulmuş bulunuyor. Şimdi çalışmaları ve merkezi hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kurumumuz Genel Mehmet Efendi evet. İlim ve Hizmet Vakfı'na ait bir iktisadi işletme. Akçil Kardeşler Silivri Huzurevi. Biz burayı amatör bir ruhla açtık. Vakfımızın ilk kurucu başkanı rahmetli Emine ablamızın girişimleriyle başladı. Genel Mehmet Efendi hocamız yaşlılara hizmet verilmesini çok arzu etmiş. Sağlığında bunu dile getirmiş. Bu vasiyetini biz öğrencileri olarak yerine getirdik. Bu binayı baştan huzurevi olarak planlayarak yaptık. İnşaatımız biraz uzun sürdü, projemiz biraz düşündüğümüzden büyük oldu bağışlar gelince. Evet. Her aşamasında acaba nasıl yaparsak yaşlılara en güzel hizmet sunabiliriz, biz olsaydık nasıl bir hizmet isterdik diye. O dönemde tabii huzurevleri daha çok dönüştürülmüş binalardı. Baştan huzurevi olarak planlanması fiziksel koşullarda yaşlıların en iyi hizmet alabilmesi anlamında çok önemli. Çok basit ayrıntılar aslında yaşlılar için çok önemli hale gelebiliyor. Yürüme zorluğu çeken işte yatılak hastalarımız var. Bunların en rahat bir şekilde hareket edebilmelerini biz sağlayacak bir bina yapmaya çalıştık. Hepsini araştırdık, sorduk ve böyle bir proje gerçekleşti. 2010 yılının sonunda da açılışımızı yaptık. O dönemden beri hizmet ediyoruz. Şu anda Alzheimer, demans, yatalak, felçli, Parkinson, işte geriatrik ve ortopedik rahatsızlıkları olan yaşlarımıza bakmaktayız. Peki toplamda kaç yatak kapasiteli? Kapasitemiz biraz yüksek, 199 yatak kapasiteli ama biz biraz seçici davranıyoruz, herkesi alamıyoruz. Burada çünkü biz büyük bir aileyiz, uyum içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Tabii prosedür gereği de alamayacağım. Mesela bulaşıcı hastalıklar falan, ultrahastalar almıyoruz. Tek kişilik odada bile olsa
O yüzden şu anda seçicisiniz. Evet, çok seçiciler. Zeynep Hanım, sizin öncülüğünüzde profesyonel bir ekiple birlikte burada yaşlılara hizmet veriyorsunuz. Biraz ekibinizden bahseder misiniz bizlere? Ekibimizde yaşların hizmetini görecek bir sağlık ekibimiz var. Sağlıkçılar, 24 hemşiremiz var. Doktorlarımız kontrollerini yapıyorlar. Yaşların sağlık takiplerini yapıyorlar. Bakım elemanlarımız da yani kişisel bakımları, öz bakımları ile ilgili zaten uzman arkadaşlar konusunda sertifikalı. Ayrıca işte temizlik personeli, mutfak personeli, aşçı, danışma görevlisi, yani bütün yardımcı personellerin hepsi var. Evet. Peki burada ne tür hizmetler alıyorlar yaşlılar? Yaşlar günlük hayatlarını sürdürmesi için gerekli olan her türlü hizmeti veriyoruz. Yemek yiyebilen yaşlar kendi yemeğini yiyor ama yiyemeyenlere yemeğinin yedirilmesinden tutun da işte her türlü banyosuna kadar, giysilerinin giydirilmesine kadar hepsini bakıcılarımız yapıyor. Sağlıkçılar da sağlık hizmetlerini, işte ilaçların takibi, kontrolleri, doktor kontrolleri hepsini sağlıkçılar yapıyor. İşte günde 3 ana öğün, 2 ara öğün beslenmeleri sağlanıyor. Mutfak ekibi bunları hazırlıyorlar yaşlılara. Sosyal hizmet uzmanımız yaşların güzel vakit geçirmesini sağlamak için uğraşıyor. Onlar için etkinlikler organize ediyoruz. Bu şekilde. Ağzına zehir diyelim, ruhlarına, bedenlerine iyi gelecek her hizmeti burada bulabiliyorlar. Ne güzel. Peki Covid döneminde ne tür önlemler aldınız? Bu dönem bizim için çok sıkıntılı bir süreç. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Çünkü yaşlılar dışarı çıkamıyorlar, ziyaretçi kabul edemiyoruz. Bir de Alzheimer demans hastalarına bunları anlatmak hiç kolay olmuyor. Kesinlikle. Peki kaç yaş grubu daha çok burada kalan? 55 yaş altı sınırı var zaten yönetmelikleri. 55 yaş ve üstünü alabiliyoruz. Şu anda yaş ortalamamız 70'in üstünde. Daha çok nerelerden geliyorlar? Farklı yani, yurt dışından gelen de var, Silivri'den var, İstanbul'dan, farklı kentlerden de gelebiliyor dönem dönem. Sosyal etkinlik dediniz, bunlardan biraz bahseder misiniz? Tabii ki, yani yaşlılarla daha çok Alzheimer demans hastalarımız olduğu için onlarla yaptığımız etkinlikler daha çok eğlence tarzı etkinlikler. İşte onların kutlamaları, doğum günlerini kutluyoruz, özel günlerin hepsini kutluyoruz, bayramları kutluyoruz. İşte yılbaşı, aklınıza gelebilecek her türlü günü kutluyoruz. Onlarla etkili, evet daha çok. Şimdi ziyaretçi kabul ettiğimiz dönemlerde, geçen yıllarda zaten okullar geliyordu. Öğrenciler işte dans gösterisi yapıyordu, ona yaşlarla sohbet ediyordu, müzik dinletileri yapıyordu, hepsini yapabiliyorduk. Şimdi onlar kısıtlandı. Yaşlılar da ancak işte videolarla, mesela çevredeki eğitim kurumlarıyla da görüşüyoruz. Onlar bu yılbaşında yaşlarımız için bir üniversite. Yaşlılar çıkamıyorlar, onların yapmak istediklerini biz yapalım, size gönderelim dediler. Video çekip gönderdiler falan. Yani yaşlarımızın mutlu olmasını sağlayacak her türlü etkinliği yapıyoruz. Evet, kesinlikle. Efendim, gerçekten de ev konforunda hatta daha güvendeler burada diyebiliriz değil mi? Evet, evet. Yaşlılarımız için. Odaları çünkü bütün tuvalet banyosu içine, yaşların rahatını sağlayacak bütün ayrıntıları düşünerek planladık. Bayanların, erkeklerin katı ayrı, hastaların, huzur evi katı ayrı. O yüzden hepsi yani ayrı planlanmış bir şekilde burada kalıyorlar belli bir düzen içerisinde. Merkezimizde temizliğe de çok özen gösteriyorsunuz. Dikkatli ve titiz çalışıyorsunuz gördüğünüz kadarıyla. Herkes ayrı ayrı özen gösteriyor. Bu da çok önemli tabii değil mi yaşlarımız için? Evet tabii ki. Bir yani olmazsa olmazımız. Doğru. Yaşlarımız kıymetli. Buradan son olarak izleyicilerimize sizin mesajınızı alalım. Neler söylemek istersiniz? Biz bu hizmeti açıkçası yaşlıların dualarını almak amacıyla başlatarak yola çıktık. Ve onlar bize dua ettiği zaman biz mutlu oluyoruz, görevimizi yapmış oluyoruz. Onların mutluluğu bizim için en güzel hediye olmuş oluyor. Yeni proje olacak mı peki? Tüm vaktinizi burası alıyor mu ilerleyen zamanlarda? Şu an için bir proje yok ama kısmet. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz güzel efendim. Başta size ve ekibinize. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, bugün İstanbul Silivri'deydik. Akçil Kardeşler Silivri Huzur Evi'ne konuk olduk efendim. Aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Yaşlılarımızın kıymetini bilelim. Hoşçakalın.